Herkese merhabalar. Pazar bülteni ile karşınızdayız. Pazar iddia bülteninde tek maç heyecanı var. Manchester City Chelsea özel etkinlik oyunları ile birlikte nesne.com'da bu keyifli maça iddia oynayabilirsiniz. Ve akşam da Paris Saint Germain Lyon üye girişi yapıp bu maçı da canlı olarak izleyebileceksiniz. Birbirinden keyifli maçlar sizleri bekliyor bugün diyelim ve Ozan Gelman'la hemen yorumlarımıza geçelim. Tek maçla başlayalım. Evet. City Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi iki takım da umduğu skorlar alamadı. City en azından beraberlikle Bayern Münih deplasmandan dönebilirdi. Dönemedi. Chelsea favori olduğu maçta Schalke ile kendi evinde 1-1 berabere kaldı. Yani Chelsea Premier Lig'de 4-4 yaptı. Diego Costa 7 gol attı. İnanılmaz bir müthiş başlangıç. Müthiş performans. Fabregas da 7 asistle lider durumda. Diego Costa yıpranmasın diye Drogba ile başladı maça. 75 dakika Drogba ile oynadı. Biraz hücumda sıkıntı yaşadı. 36 kesin yaşındaki Drogba Mourinho'nun istediklerini yapamadı. 25 milyona aldıkları Felipe Luis de ilk defa Azpilicueta'nın yerine sol bekle oynadı. Evet. Chelsea'de biraz Chelsea bocaladı. Schalke maçındaki sıkıntı biraz evet oydu. Çünkü onların da aklı biraz da Manchester City maçındaydı Mourinho'nun. Şampiyonlar Ligi'ni nasıl olsa telafi edebilirim diye düşündü. Gruptan çıkarım. Gruptan çıkarım mantığında. Evet. City Bayern Münih deplasmanında bayağı hırpalandı. Esasında çok daha farklı mağlup evet olabiliyordu ama bir şans golüyle yenildiler. Onların morali bozuk. City Premier Lig'de de seyrettik. Geçen seneki performansından şu an için uzakta. Chelsea ise inanılmaz formda. Mourinho artık istediği oyuncuları da alarak. Costa özellikle tam istediği tarzda bir Costa olsun, Fabregas olsun. Evet. Son olarak Loric Remy'yi de aldılar. Alternatif olarak hücuma. Eden Hazard son derece formda. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde de kullanamamışlardı. Sakatlığı da vardı. Nemanja Matić orta sahada. Fenerbahçe'deki Mehmet Topal görevini çok iyi görüyor hatta yani eşleştirmek açısından söyledim. Evet. Yaptığı görev açısından görev söyledim. Görev açısından bayağı bir. Daha evet ön planda bir oyuncu tabii ki haliyle Nemanja Matić. Ben Chelsea'nin maça iyi başlamasını bekliyorum. Diego Costa önderliğinde ilk yarı önde kapatırlar diye düşünüyorum. 3 katı bir oranı var. Pekala, ben de yorgunluktan ve maçın gergin stresi, maçın öneminden ötürü ilk yarı beraberliğini düşünüyorum. Tek maç heyecanı var. Tekrar söyleyelim, özel etkinlikler var. Bu maçla ilgili sadece taraf veya gol değil, futbolcu bahisleri, gol zamanları gibi oyunları da oynayabileceksiniz diyelim ve hemen devam edelim. Çok kısa konuşacağımız bir maç 573 Porto Boavista. Porto'da cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz videoda bahsettik. Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir başlangıç. Müthiş bir oyun. Giden geleni aratmıyor. Herkes makine gibi oynuyor Porto'da. Ya şöyle bir özelliği var bu maçın. Boavista 2007-2008 sezonunda rüşvet operasyonundan sonra ligden düşürülmüştü. Mahkeme 7 sene sürdü ve Boavista haklı bulundu. Evet. Bu sezon başında da Boavista ligi alındı. Normalde 16 takımlı olan Portekiz ligi bu sezon 18 takımlı evet oynanıyor. Boavista haliyle 3. ligden 1. lige geldiği için şu anda apar topar bir kadro oluşturuldu. Evet. Üst üste 3 yenilgi aldıktan sonra Akademika'yı yendi. Porto karşısında tabii ki şansları yok. Porto Bate maçında ilginç bir 11 ile çıktı. Sezon başından beri oynamayan Adrian, Atletico Madrid'den alınan Adrian ilk 11'deydi. Quaresma yine ilk 11'deydi. Evet. Ama Brahimi Granada'dan alınan inanılmaz bir performans sergiliyor. Jackson Martinez'le iyi bir ikili yaşıyor. Senin de dediğin gibi çok fazla yoruma gerek yok. Ben Porto'nun burada en az iki farklı kazanmasını bir bekliyorum. 1.45'lik handikaplı galibiyeti oranı var. Quaresma geçen sene Avrupa Ligi, Avrupa maçlarında da çok iyi oynamıştı evet Porto adına. Porto ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ediyor. Handikaplı bir düşünülebilir ve hemen biz devam edelim. Süper Lig'le devam edeceğiz. Fenerbahçe Gaziantep Spor'la karşı karşıya gelecek Saraçoğlu'nda. Fenerbahçe Trabzon deplasmanında bir ara %70'e 30'a kadar çıktı topla oynama ama Trabzon galibiyeti kaçırdı. Çünkü iki tane 6 pas üzerinde net fırsatlar evet vardı. Değerlendiremedi ama maçın anı Sov'un ve Diego'nun birbirinde olan atışmasıydı. Bir türlü ovucunda o istenilen paslaşma trafiği gerçekleşmedi ve sahada değişiklikler geldi daha sonra. Fakat bu maçın özelinde o ayrı bir konu ilerleyen zaman için ama bu maçın özelinde Gaziantep Kayseri'yle karşısında 2-0 yenik duruma düştü. İki golle duran toptan geldi. Kornerden geldi. 2-2 bitti mücadele. İbrahim Hakkı kendine gelmiş. Yani bir baskıdan çıkıp yani bir kendini ispat etmek istiyor. Bu arada hastalığından dolayı hafta içi antrenmanları kaçırmış İbrahim Akın. Oynayacaktır büyük olasılıkla ama antrenmanları kaçırdığını söyleyelim.
Beraberlik dönüşü Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu'nda ben oran çok uçuk 1.15, ilk yarı 1.55. Ben ilk yarıdan Fenerbahçe'nin üstünlüğünü hissettireceğini düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe pasolik uygulamasına daha girmedi. Evet. Dolayısıyla da tribünler hemen hemen yarı nispeten yarıya. Nispeten yarı, yarı yarıya daha dolu. Yarı yarıya da boş. Evet, yani boş kısmı daha dolu yani diğerlerine göre. En azından bu tür maçları evinde 30-35 bin kişiye oynuyordu. Şimdi 20-25 bin kişiye evet. oynuyor. Biraz da baskı oluşturamıyor. İsmail Kartal'ın biraz bence cesur olması lazım diye düşünüyorum. Yaptığı oyuncu değişikliklerinde yabancı kuralından dolayı bazı futbolcuları kırmayayım diye bana tepki göstermesinler diye oynattığını düşünüyorum. Biraz daha radikal kararlar alabilir. Çünkü baktığımız zaman Ersun Yanal'ın futbolunun uzağında Fenerbahçe. Biraz daha Aykut Kocaman'ın futboluna yakın, biraz daha pasa gol dayalı, yememeye dayalı bir futbol evet. oynatıyor. Ben biraz konsantrasyon eksikliği yaşayacağını düşünüyorum açıkçası Fenerbahçe'nin. Karabük maçında olduğu gibi Şükrü Saracoğlu stadında yine gol yiyecektir. Karşılıklı gol var önereceğim. Pekala, gol var. Ben de ilk yarıdan biri önereceğim ve son maçımız Paris Saint-Germain-Lyon. Nesine.com'da canlı olarak izleyebileceğiniz bu keyifli maçı yorumlayalım. Paris Saint-Germain ligin açık ara şampiyonluk için favorisi. Monaco'da en son Falcao'yu da kaybetti artık. Onun da bir baş edecek gücü. Lyon zaten eski Lyon değil. Sadece adı olarak Lyon var. Onlar da geçtiğimiz hafta Monaco'yu 2-1 yendiler ama kendi evlerinde Paris Saint-Germain o müthiş kadrosuyla ben ilk yarıdan önereceğim yine. Çünkü oranı yükseltme adına ilk yarıdan tercih edilebilir. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax beraberliği çok tıpkı Chelsea gibi zaten gruptan yani çıkacaklar. Paris Saint-Germain'in son 3 sezonuna bak yatırım yaptıktan sonraki. İlk 5 hafta devamlı beraberlik evet. var. Yine 5 haftada 3 beraberlik aldı. Ama bundan sonra bir galibiyet serisi başlıyor. 7-8 hafta gidiyor. Ben şimdi bu trendin başlayacağını düşünüyorum Paris Saint-Germain'de. Lyon'a baktığımız zaman onlar da 5 maçta 3 yenilgi aldılar. Monaco'yu yenmeleri bence çok önemli değil. Cuma maçıydı o. Monaco'nun da Leverkusen'de Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Zaten Lyon galibiyeti de beklediğimiz bir galibiyetti. Ancak Paris Saint-Germain'in kendi sahasında artık bir çıkış yaşamasını bekliyorum ki bir hafta önce kendi sahasında Saint-Étienne'i 5-7'ler 5-0 yendiler. Yine bir handikaplı Paris Saint-Germain galibiyeti bekliyorum. 1.80'lik yani oranı. Ren beraberliği de Ren'i konuşuruz. Ren çok kötü bir takım evet. değil. Çok Saint-Étienne de iyi bir takım sonuçta. Ama Saint-Étienne Karabük'ten yani Karabük'le 120'de ilk maç yapmıştı. Saint-Étienne evet. bir yorgunluk vardı ama Ren hakikaten ligin işte ekiplerinden bir tanesi. Şimdi Paris Saint-Germain evine dönüyor ve Lyon'la karşı karşıya gelecek. Tabii ki biz maçları konuştuk. Birçok maçı da yorum merkezinde, yorumcularımızın kuponları ve yorumlarında bulabileceksiniz. Tüm üyelerimize bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.